Tolga, annem bir şey yazdı mı benim hakkımda? Annem mi? Hı hı. Yok ya, ne yazacak? Zaten benim annem çok telefon kullanamıyor yani. Mesaj falan yazamıyor. Çok yanlış falan yazıyorum diye üzülüyor bir de. Yazmıyor o yüzden öyle şeyler. Ya, yaşlılık tabii çok normal. Dediklerimi düşünmüşsündür umarım. Sakın beni ikna ederim diye bir düşünce belirmesin aklında. Son sözümü söyledim ben Tolga. Kim o canım? Kim? Bankaya. Ya bu saatte mesaj atıyorlar. Yani kampanya falan yapmışlar. Onu yazıp duruyorlar. Bunlar da hayret bir şey ya. Hay Allah Allah. Buyurun beni. Efendim, belirtmiş olduğunuz adreste Nebahat diye birisi yoktu. Tolga, sen bana yanlış adres mi verdin? Yanlış adres mi verdim? Evet. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir yanlışlık vardır. Yanlışlık vardır. Neyse, tamam ben alayım o çiçeği. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Tolga'cığım, açıklamak için tam 5 saniyen var. Ben niye açıklayacağım ya ben? Yani bir yanlışlık olmuş işte, çiçek geri gelmiş. Ben niye sana yanlış adres vereyim? Allah Allah. O zaman şöyle yapıyoruz. En kısa zamanda alıyoruz çiçeğimizi. Annene gidiyoruz, elden veriyoruz. Anneme mi gidiyorsun? Evet. Ha, olur gideriz. Olur. Bence de olur. Haluk Bey de kokuma kuşu gibi yapıştı öyle cama. Haluk'cum ne yapıyorsun orada? Gelip otursana. Yağarsa duyarız. Yok, haberler fos çıktı. Yağacağı yok. Nasılsınız sevgili dostlarımız, tatlı komşularımız, can arkadaşlarımız? Maşallah. Ne bu neşe? Herhalde bu akşam yemeği Dominant teyze hazırladı. Zero'nun keyfi o yüzden. Bak hiç seninle uğraşamam şimdi yani. Söyleyeyim mi? Merve Tuna'yı affetti. Evet, Özlem de davayı geri çekti. Aferin Merve'ye. Ya olması gereken de buydu zaten canım. Ama bir daha hayatta size yemin ediyorum izinsiz kızımın hiçbir fotoğrafını paylaşmayacağım. Artık bundan sonra Haluk'la tatil fotoğraflarımızı paylaşırım. Hele bir dene. Ben Merve gibi de değilim. Yıllarca süründürürüm seni mahkemelerde. Ay iyi, tamam kapatın şu mahkeme konusunu. Size çok acayip bir haberimiz var. Bomba. Hadi. Ne? Emre yarın kız arkadaşını tanıştırmaya kahvaltıya geliyor. Şaka. Gerçekten mi? Bakalım hayırlısı olsun Meltemciğim. Ay amin inşallah canım inşallah. Saat kaç oldu hala bir tane bile düşmedi. Ya Gönül, yarın sabah biz de gelelim kahvaltıya. Ben merak ettim kız, bir göreyim ya. Bizim ne işimiz var Tuna? Annesi babası tanışsın önce. Sen de böyle hemen şey yapıyorsun yani. Zero'ya bak, merak etmiş. Oğlum amcasın sen, biraz ağır ol. Da kime diyorum ya? Tamam. Kıza bir çay koyduralım yarın. Bakalım dökmeden getirebilecek mi? Kız bize misafir geliyor. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ay yok olmaz. Ben onu böyle mutfağa bir alırım. Bir test yaparım. Ya rahat bırakın çocukları. Acaba kız uzun boylu mu, kısa boylu mu? Sarışın mı, esmer mi? He? Bence sarışındır. Ya da böyle bir kumral filan. Emre açık tenli kızları seviyor. Onun bir kriteri yok ya. Her kızı beğeniyor. Bence çok uzun boylu değil. Gözleri de renk acaba? Ya neyse hadi kızın arkasından konuşmayın. Ben yarın kahvaltıdan sana hemen bir fotoğraf atarım. Lütfen, çok merak ediyorum. Meltem, canlı yayın ya. Hep görelim, aynı anda görelim. Canlı canlı. Hadi biz de kalkalım. Hadi. Gözlerinde renk çok merak ettim. Ay ne çok merak ettin sen de? Hakikaten ha, sana ne? Ya, ya, Allah Allah, merak ettim ya. Çocuğum merak ettim. Ben de merak ediyorum canım. Allah Allah. Allah. Kadınlar merak eder. Bu niye merak ediyor anlamadım yani. Şimdi boy olarak da merak ettim. Yani şimdi, yani nasıl olacak şimdi? Ay Emre'den çok uzun değildir inşallah. Bu mesela şey olmasın ya. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Emine, sen bırak ben hallederim. Hadi sen de çık. Sabah erken geleceğim madem. Hadi. Hadi hadi. Hallederim. Sabah erken de gelirim ben. Tamam. Benim de uykum geldi. Ben de yatıyorum. Aa, hayır. Yatamazsın. He. Git benim battaniyelerimi al getir. Bak benim uyku aldım. Ben battaniyelerimi getirelim. Canım ne olacak ya? Sonra alırız. Hayır, kuşmuş bizler öyle leke olur. Çıkmaz onlar ya. Hadi yağmıyor işte. Kendin söylüyorsun yağmıyor. Hadi 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 hadi. Kalk. Battaniyelerimi getir. İyi tamam. Thank you.
Emine. Sermem lazım. Arabalar mahvolacak. Bak bunu. Ben sana başka vereceğim. Gel. Sana söyledim değil mi? Ne olur ne olmaz diye bu battaniyeleri arabaların üstünde bırakalım dedim. Ben ne bileyim? Yağmadı. Sen bana yağmayacak demedin mi? Allah Allah. Senden rica ediyorum. Lütfen bir daha hava durumu hakkında yorum yapma Halil. Bak senin yüzünden biz yetişene kadar arabalar mahvolmuş. Ha benim yüzümden mi? Sabah dolu yağacağını sana söyleyen bendim. Sonra da yağmayacak diyen de sendin. Seninle daha fazla tartışamayacağım. Sabah misafirim o. Ben ne yapacağım bunu? Günaydın. Günaydın. Haluk, o gömlek olmamış. Niye? Daha böyle düzgün yakası falan daha şey bir gömlek mi giysen yani? Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mı geliyor? Alt tarafı oğlumuzla sevgilisi kahvaltıya geliyor. Haluk'cum keşke Beşiktaş'a gösterdiğin özeni oğlumuz ve kız arkadaşı için de göstersen. Ya olmamış bu gömlek. Meltem Hanım, benim de böyle... Eşarp falan düzgün değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bak bu renk eşarp sana çok yakışıyor zaten. Teşekkür ederim. Emine sana ne oluyor? Öyle demeyin Haluk Bey ya. Bugün tarihi bir gün. Müstakbel gelinimizle tanışacağız. Aa, gelin melin. Ne oluyoruz canım gelin filan? Durun bakalım daha dün bir bugün iki yeni tanıştılar. Sen de istemem yan cebime koy. Hemen kaynanalığa başladın ha. Bak beni kızdırmak için yapıyorsun biliyorum ama lütfen. Kaynana personel müdür. Ay ne öyle ya? Kaynana, gelin filan. Dur bakalım daha dün bir bugün iki. Yeni tanıştılar. Bak Emre'nin yanında öyle gelin velin sakın. Sakın yok. Emine söyle. Öyle sevgililik mevgililik gerek yok. Bir an önce evlensinler. Allah Allah. Allah Allah. Kaynana personel müdürü. Bak nasıl özenmiş sofra yapmış böyle. Ya ne alakası var canım? Ne alakası var? Tabii ki özeneceğim. Sonuçta oğlum geliyor, kız arkadaşını getirecek, tanışacağız. Özeniyor olmam bu kadar ani bir evliliğe destek olacağım anlamına gelmiyor. Mani! Havuçtan Müstak Bey geldiğimiz geldi. Aç aç, aç hadi. Kalk. Bir heyecanlandı şimdi böyle bir. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. 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 Sivacığım, annem Meltem, babam Haluk. Memnun oldum Meltem Hanım. Bunu sizin için getirdim. Ay, merhaba, çok teşekkür ederim. Biz de çok memnun olduk Simay'cığım. Sağ ol. Hadi geçin bakalım sofraya. Hadi. ben Emine ablayı tanıştırmayı unuttum. Ya Simay'cığım, Emine abla... Evimizin neşesi, bizim her şeyimiz. Merhaba Emine abla, memnun oldum. Ben de memnun oldum, kalp hırsızı Simay. hadi börek yer soruyor. Hadi buyurun, geç, geç bakalım. Emine abla börek muhteşem olmuş. Emine ablanın da annemin de eli çok lezzetlidir Simay'cığım. Valla bir gün ben de size yemek yapmak isterim. Aa tabii. Biz yemeğe hayır demeyiz. Olur tabii. Ne zaman istersen. Mutlu oluruz. Evet anneciğim babacığım. Tanışma faslımız da bittiğine göre... ...Simay'la sürprizimizi açıklayabiliriz artık. Evet evet bekliyoruz. Ne arıyoruz? Biz Simay'la evlenmeye karar verdik.
Vallahi içime doğmuştu. Vallahi bak abi yazıyorum bak. Vallahi içime doğmuştu ha. Tebrik ediyorum, süper karar. Bravo. Sağ ol babacığım. Ani düğünümüz var. Emre'cim bu biraz böyle ani bir karar değil mi canım? Yani evet anneciğim biraz ani oldu ama biz Simay'la birbirimizi çok seviyoruz. Ve daha fazla uzatmayalım bu işi dedik. Çok doğru demişsiniz. Hazırlanın. Karadeniz'e kız istemeye gidiyoruz. Mutfak. Nikah salonu. Mutfak. Nikah salonu. Sağ ol baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.